Yıl 2018, 21. yüzyıldayız ve hala kadın erkek eşitliği konusunda bu kadar yüzeysel bakış açılarını ve görüşlerini eleştirmek durumunda kaldığımız için ben tüm ülkemdeki çağdaş ve medeni kadınıyla erkeğiyle çağdaş ve medeni halkım adına büyük bir hicap ve utanç duyuyorum. Türkiye'nin bunu hiç hak etmediğine inanıyorum. Türkiye bu zihniyeti kesinlikle hak etmiyor. Türkiye bu mantaliteyi ve bu yönetim anlayışını kesinlikle hak etmiyor. Biz kadınıyla erkeğiyle Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar bu ülkeyi birlikte inşa ettik. Dolayısıyla asıl olan ne kadın erkeğin üstündedir, ne erkek kadından daha üstündür. İki el bir arada, kadınıyla erkeğiyle bir toplum bir arada bir sinerji üreterek çalışırsa ancak medeniyetler seviyesine ulaşabilir. Dünyada da zaten bunun örneklerini görüyoruz ve Türkiye'de aslında bunun en güzel örneklerini de Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden bugüne kadar tüm dünyaya göstermeyi de başarmıştır. Ama ne yazık ki biz son dönemde işte hani baktım ben açıkçası uzay bilimi üzerine bir ihtisası var mı yok mu diye bu zatın. Aslında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi dekanıymış. Yani muhtemelen sadece dekan olarak atanmış bir insan. Aynen. Zannetmiyorum ki uzay bilimleri konusunda herhangi bir ihtisası olsun. Zaten uzay bilimleri konusunda ihtisas sahibi olan bir insanın çok daha evrensel bir bakış açısına sahip olması lazım. O yüzden gördüğünüz gibi yani yönettiği bölümün belki ismi uzay bilimleri olabilir ama kafa taş devri.